Mutfakta Ne Var'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün benim çok heyecanlı olduğum bir konu var. Çünkü aslında tam zamanı olan bir konudan bahsedeceğiz. Şu anda bu güneşlerde tam zamanı bahçeciliğe, ekime başlamak için. Eğer daha önce dalından bir meyve sebze koparıp yediyseniz tadını asla unutmazsınız. Fakat şu anda işte önümüzdeki doğal yediklerimiz ve yediklerimizin tadı gittikçe tatsızlaşıyor ve biz de bunun için pek fazla bir şey yapamıyoruz. Fakat işe başlamanın cesaret bulup işe başlarsak bir küçük saksıda bile kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yiyebiliriz. Şimdi bugün bu işin inceliklerini konuşacağız Enes'le beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Şimdi tam zaman dedik bir şey ekmeye başlamak için. Ama ilk önce bunun planlamasını yapmamız gerekiyor. Nasıl bir planlama yapmalıyız? Şöyle bir durum oluyor, bir defa ne ekeceğinize karar vermeniz gerekiyor öncelikle. Yıl içinde iki tane ekim dönemi oluyor aslında, ekim yapabileceğiniz dönem. Bu dönemde daha bizim bildiğimiz yazlık sebzeler ekilirken, Ekim-Kasım zamanlarında daha çok kök sebzelerin, kök meyve ürünlerin ekilebildiği bir dönem bizi karşılıyor. Öncelikle ne ekeceğimize karar veriyoruz ve daha sonra birazcık araştırma yapmamız gerekiyor açıkçası. Çünkü nasıl toprakta çok fazla etken var. Sebze meyve yetiştiriciliğinde aslında. Birincisi hangi toprakta yetişir, ne zaman ekilmesi gerekir, ekilirken nelere dikkat edilmeli, bunun gibi çok fazla ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Planlama noktasında ilk bunu kafamızda oturtmamız şart. Planlamadan önce de bütün aşamalardan önce zamanlama çok önemli. Ne zaman ekileceği, işte ne zaman ürünlerin toplanacağı, ne zaman sulanacağı. Kesinlikle. Bunların hepsini konuşacağız biz şimdi sırayla. Tabii ki. Şimdi mesela kolaydan başlayalım. Evimin balkonunda en kolay neler yetiştirebilirim? Evinizin balkonunda en kolay genelde yeşil otlar, hani otlar diye tabir edebileceğim şeyler yetiştirebilir, sebzeler yetiştirebilir aslında. Hani şu an önümdeki tohum örneklerinden örneklenmem gerekirse, buradaki frenk soğanı ve tarhun otu gayet herhangi uzun, hani bildiğimiz evlerimizde olan uzun saksıların içinde kolayca yetiştirilebilecek otlardan iki tanesi. Bunun yanında artık yavaş yavaş ev hanımlarının talebiyle fide satan yerlerde çok fazla domates fidesi ve biber fidesi üretmeye ve satmaya başladılar. Artık onlar da yavaş yavaş evde, balkonda, balkonun bir kenarında yetiştirilebilecek sebzeler, meyveler grubuna girebilir aslında. Ve sebzeler çok kısa sürede ürün veriyorlar. Hani bu da insanı heveslendirici bir şey aslında. Hani onun ürün verdikten sonra onu toplamak daha çok belki bu zaman başka bir sebze ekmeye kesinlikle itiyor. Öyle. Bir şeyle başlamak gerekiyor aslında bu işe. Herhangi bir şey olabilir. Bu domates de olur, tarhun otu da olur, hiç fark etmez. O ilk aldığınız ürünün gerçekten kokusunu, tadını aldıktan sonra içinizdeki mutlulukla birlikte çok daha fazla, hani tabiri caizse, gaza geliyorsunuz. Evet. Ve daha ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Bu yolda da araştırma yapmaya başlayarak zaten bir anda kendinizi çok uç noktalarda bulabiliyorsunuz. Ama burada şey de çok önemli, o dediğin gibi gaza gelip de çok fazla büyük bahçelere işte girişmek aslında çok doğru olmuyor. Çünkü karşılığını düzgün de alamıyorsun aynı zamanda. Aynen öyle. Bu işe küçük başlamak gerekiyor. Bahçeni, balkonumuzdan, küçük bahçenizden başlayabilirsiniz. Aynen öyle. Şöyle bir durum var, birazcık küçük çocuklar gibiler aslında. Çünkü ilgi, alaka, toprak ayrı istiyor, diktiğiniz sebze ayrı istiyor, meyve ayrı istiyor. Yani bu yüzden birazcık zaman ayırmanız gerekiyor. Tabii bunu yapamadığınızda da ne o en başta balkonunuzda aldığınız ürünleri alabiliyorsunuz, ne de bir mutluluk kazanabiliyorsunuz. Yani bu yüzden söylediğin gibi o dengeyi birazcık kurmak gerekli aslında. Ya balkonda küçük küçük mutluluklarla yaşayacağım ya da gerçekten büyük bir şey yapıp gerçekten o işi yapacağım. Bunun kararını da aslında en başta vermek gerekiyor. Hep buna zor bir şeymiş gibi hani alışmışız, işte çok zor iş, uğraş. Ama aslında öyle olmuyor. Peki toprağımızı nasıl seçmeliyiz? Sebze hangi toprakta yetişir mesela? Şöyle, aslında her sebze için neredeyse farklı farklı toprak tipleri önerilebilir. İşte kumludur, killidir, terrarosadır vesaire gibi değişik değişik toprak tipleri ortaya çıkabilir. Ama genel anlamıyla baktığımız, hani çok böyle büyük düşünmeden daha böyle eve yönelik bir şey düşündüğümüzde marketten alacağım şey, market ya da tohum satan yerlerden alabileceğimiz herhangi bir çiçek tohumu aslında bizim işimizi yeterince görebilir. Normalde önemli olan şeylerden bir tanesi humus oranının yüksek olması toprağın. Çünkü sebzelerinizi diktikten sonra bir şekilde o tohumların beslenmesi gerekiyor topraktaki mineral ve besinlerden. Dikkat edilmesi gereken iki nokta bu aslında.
Birazcık kaliteli bir toprak kullanmak. Humus da topraktaki tamamen organik olan, bitki atıkları ağırlıklı olan bir madde. Evet, bu noktada birazcık da solucanlar bizim hani daha doğrusu küçük mikroorganizmalarımız da var ama en gözle görünürleri solucanlar, en büyük yardımcılarımız. Yani toprağa düşmüş herhangi bir organik parçayı onlar kendi besinlerini alıyorlar. Daha sonra kalan kısımları da vitamin ve mineral olarak toprakta kalıyor. Yani bu da bizim besinimize, sebzemize ya da fidemize o şekilde bir yarar sağlıyor. Bu yüzden de solucanları ve o mikroorganizmaların ölmemesi için de kimyasal madde kesinlikle kullanmamalıyız. Özellikle bahçemizde bunu yapmamalıyız. Yani dışarıda zaten bu çok yapılıyor. O düşünceye kesinlikle katılıyorum. Çünkü eskiden ben bahçeyle çok bir alakam yoktu aslında. Rahmetli anneannem birazcık böyle uğraşırdı. Ben ondan gördüklerimle aslında başladım bu işe. Kendi bahçemi kurdum, küçük de olsa bayağı uğraşmaya çalışıyorum. Ben o uğraşırken hiçbir zaman kimyasal bir şey kullandığını görmedim aslında. Ne ilaçlama, ne şu, ne bu. Her zaman da yüksek verimde aslında ürün alıyordu ve gerçekten güzel lezzette şeyler, ürünler ortaya çıkıyordu. Çocukluğumdan hani hatırladığım en güzel şeylerden bir tanesi domatesler ve salatalıklardı o bahçede. Hani evde yetiştirirken de şu an günümüzde sektöre baktığımızda da aslında kimyasalın kullanması birazcık kolaya kaçmak ve zorunluluk olarak görüldüğünden kaynaklanıyor. Ama aslında öyle bir durum yok. Ya o domatesin kokusunu almadan yiyoruz yani. Biz maalesef küçükken alırdık mesela. Ya ben domates gastronomi okuyorum, şef olmak istiyorum ama domatesten açıkçası nefret ediyorum. Çünkü diğer bütün sebzelerinde bir nebze yiyebilirim ama domatesin o gerçekten eski güzel halini yemiş bir insan olarak artık bu şu anki dönemde gördüğümüz dönemlerde gördüğümüz o taş gibi domatesler. Ne yediğimizi bilmiyoruz kesinlikle ve domates normalde her mevsimde de olmayan bir şey ama biz her mevsimde yiyoruz. Turfanlı diye bir kavram çıktıktan sonra zaten her şey karıştı maalesef o noktada. Bu arada mesela hani bu işler yine de zor gelen insanlar için de bir önerim olacak. Domatesleri dilimleyip toprağa koyduğumuzda çok kolay domatesler hani tekrar üzerine yine toprağımızla kapattığımızda domatesler filizlenebiliyor ve hani bu işlere girmeden de bunu yapabiliriz aslında. Tabii önce o domatesin de düzgün olanı bulmamız gerekiyor. Oraya dilimleyip koyacağımız domatesin de. Tabii ki öyle. Zaten hani baktığımız ana mantık olarak tohum dediğimiz şey aslında o sebze ya da meyvenin içindeki çekirdeğin kurutularak saklanmasıyla oluşan bir şey. Yani domatesi de direkt zaten taze olarak ektiğimizde bir yerden sonra o çekirdekler tekrar yeşillenmeye başlıyor. Bir ürün çıkarmaya başlıyorlar. Mesela şimdi ektik bunları. Sulamasını nasıl yapacağım? Domatesimi koydum, üzerine toprağını koydum. Sulaması ne kadar günde bir, nasıl olmalı? Sebze farklı öncelikle. Kesinlikle her sebze için farklı şeylerden, sürelerden bahsedebiliriz. Ama ben çok fazla bu konuda bir ayrıma düşmek istemediğim için ne zaman toprağa parmağımı soktuğumda kökün herhangi yakın bir noktasına eğer bana kuru hissettiriyorsa toprak genelde ben hemen anında sulamayı tercih ediyorum. Çünkü ne olursa olsun çok fazla sulamamak kesinlikle mantıklı noktalardan bir tanesi ama toprağı çok kurutmadan da sürekli nemli olarak tutmak bence en mantıklı yolu sulama dediğin noktasında. Çok kolay bir yöntem gerçekten bunu yapmak. Hani bunun da bir yöntemi yok illa şu zamanda olacak gibi. Kesinlikle öyle. Ama sadece geçerken öyle bir parmağını sokup bakmanız yeterli bence. Ama şunu biliyorum, akşam veya hani güneş doğmadan sulama yapmak gerekiyor. Bu şöyle, bu dikim yaparken de geçerli bir kural, normal sulama yaparken de geçerli. Genelde akşam güneş, öğle güneşinin sıcağı dindikten sonra ikindi diye tabir ettiğimiz zamanlarda ekim ve sulamalar yapılmaya çalışıyor. Çünkü tam olarak bilimsel karşılığını bilmiyorum aslında, bunu aslında araştırmam gerekir. Sadece anneannelerimiz ve genel annelerimizden duyduğumuz kanıyla suladıktan sonra o buharlaşmanın etkisiyle yaprakların, ürünlerin yanacağı düşünülüyor. O yüzden de akşam güneşi dindikten sonra ikindi vakitlerinde sulama ve dikim yapmak öneriliyor. Şimdi burada bir sürü tohum var. Hangi tohum nasıl ekilir? Bunların da farklılıkları var mı? Tabii ki varlar. İstersen senin için bir tane çiçek getirdim. Teşekkür ederim. Programımızın bir maskotu, bir sembolü olsun diye hodan çiçeği getirdim bugün ekmek için. Bunu ekerken de istersen o konulardan yavaş yavaş bahsedeyim ben. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Normal tohumları aldığınız yerlerde genelde şöyle bir pakette satılıyor içindeki küçük paketler dışında ve arkasında
Burada sen de bakabilirsin. Bütün bilgilerini veriyorlar aslında firmalar. Şöyle bir durum tulum oluyor. Tulum alacağımız yeri de yani hani nasıl denir? Kandırılmayacağımız hani gerçek tohum olan bir yerden seçmeliyiz aslında. Bu da çok önemli. Öyle bir şey istiyorsak kesinlikle şu tür hani gerçekten paketli, markalı bir tohum kullanmak mantıklı aslında. Zaten arkasındaki bilgilerin doğruluğu daha sonra hasat yaptıktan sonra da size o şeyi güvenilirliği sağlıyor. Burada ne ekeceğiniz, ne zaman ekeceğiniz, ne zaman meyvesini toplayabileceğiniz bütün bilgilerin ne kadar toprak derinliğine sahip olması gerektiğine kadar aslında yazıyor. Ama baktığımızda da o burada zaman ekelim hemen. Kesinlikle. Hani hodan çiçeği için de bu mevsimler aslında çoğu çiçek ve sebze için, taze sebze için, tohumdan ekmek için mantıklı dönemler. Çünkü hava ve toprak yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Aynen, ve şu an tam zamanı dediğimiz kesinlikle gibi. Öyle. Hodan çiçeği için de yaklaşık 1,5 santimlik şeylerim olacak, derinliğim olacak toprakta. Ben diktikten sonra da senden can suyunu vermeni rica edeceğim tohumlarımıza. Evet, can suyu da ilk verilen su oluyor. Çok basit, küçük bir saksıda başlayacağız şeyimize, serüvenimize. Şöyle parmağımla yaklaşık 1,5 santimlik delikler açtıktan sonra içlerine birer tane tohum bırakmam yeterli olacak aslında. O deliklerin içine tohumları bırakıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki bu çiçeğin mesela açma süresi güneşe mi bağlı, sulamamıza mı bağlı? Biz şimdi bunu göreceğiz ne kadar sürede açtığını. Nasıl baktığımıza göre değişecektir muhtemelen. O birazcık topraktaki, toprağınızın ne kadar zengin olduğuyla alakalı kesinlikle. Çünkü toprak ne kadar fazla besine sahip oluyorsa o kadar daha fazla, daha hızlı büyüme şansı buluyor. Bunun dışında evet hava şartları da etkili oluyor. Çok güneşsiz havalarda hani fotosentez olayı olmayacağı için bir defa yeşil bitkiler vesaire genelde büyüyemiyorlar ya da çok çok yavaş büyüyorlar. Ama yine de yaklaşık olarak belirtilen süreler içinde çiçeklenmeler ve meyve verimleri, hasat zamanları geliyor. Hodan çiçeğimiz için de yaklaşık Haziran'ın sonu, Temmuz başlarına kadar hani birazcık beklememiz havaları gerekecek. Havaları da bağlı olarak eğer böyle bir yağmurlu, bir güneşli giderse işimiz zorlaşacaktır. Kesinlikle. Ben şimdi ilk can suyunu da veriyorum. Şöyle ne kadar dökmem gerekiyor, sen beni durdurabilirsin. Tamamdır, yeterli. Tamamdır. Zaten bu can suyunun mantığı da tohumlarımız kuru oldukları için o ilk yeşermeyi, ilk canlanmayı sağlamak için dökülen bir su. O yüzden adı zaten can suyu diye verilmiş. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi tohum ekme dışında bir de çelik ve daldırma yöntemi diye bir yöntem var. Bu bana çok ilginç gelmişti. Daldırma yönteminde hiçbir şekilde bitkiyi kökünden, dalından koparmadan sadece toprağa eğerek yapıyorsun. Çelikte de bir tane dalını alıp yapıyorsun. Aslında çeşit çeşit yöntemleri var bunun. Biz şimdi bunu denedik. Bunun dışında mesela salonumuzda bir bitki yetiştirdik ve kurudu bitki. Bunun içinde malçlama yöntemi var. Malçlama yönteminden bahsedelim mi son olarak? Tabii ki. Ben mi bahsedeyim? Sen bahset istersen çünkü benim çok fazla çiçekçilik malçlamada noktasında malçlamada şöyle oluyor. Yani mesela kuruduğunda hani bu bitti, hani yapamadık, olmadı değil. Bunun yöntemleri var. Kese kağıtlarını hafifçe ıslatıp üzerini kapattığımızda bitkinin tekrardan canlanmasını sağlıyoruz. Yani bunun içinde çok çeşitli yöntemlerimiz var. Bugün ben de senden bir şey öğrenmiş oldum. Bir de bunun yanında tabii ki fideden dikimden bahsetmek gerekir. Son artık olarak çok kısaca ondan tabii ki bahsedelim. Artık yavaş yavaş zaten her yerde görmeye başlıyoruz. Bütün hani bir milyoncu diye tabir ettiğimiz marketlere kadar her yerde varlar. O fideler de zaten büyük ihtimalle meyveleri büyümüş olarak artık şeyde oluyorlar, raflarda oluyorlar. Onlar alıp direkt sadece toprağa ekip daha sonra bakımını yaparak da hani bir üretim yapmamız söz konusu. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için. Mutfakta ne vardan bugünlük bu kadar. Yarın tekrar 11.50'de karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.